Motomone'den herkese merhabalar. Turan Usta merhaba. Motomone bünyesine yeni bir 600 RR kattık biliyorsunuz. Dün videosunu atmıştık. İstanbul'a geldik. Allah İstanbul'u yaşayanlara sabır versin. Turan Usta. O araba benim başıma bela oldu İstanbul'da. Valla var ya artık oraya gir buraya gir park yeri ara. Valla İstanbul'da motosiklet şart. Öyle değil mi? Onu gördük. O trafikte öyle abi ya. Motor başıma bela olmadı benim hocam. Evet senin başına bela olmadı. O motorla döndü, ben arabayla döndüm, başıma bela aldı yani. Bir İstiklal'e uğrayalım dedik yani. Orada gitti, tam polis durdu İstiklal'in orada. Bir de hala bizi 5-6 kez şey yaptılar, kimlik kontrolü yaptılar. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz 600 RR incelenici yeni model 2013 kasalardan. 4 silindir 120 beygir ve motor bloğuyla karşımıza çıkıyor 600 RR. Ki eski serilerden bir farkı var bu kasanın. Biliyorsunuz ön makyajlandı. Ön makyaj yedi. Çok güzel duruyor yalnız ön taraftan. Vallahi harika. Ondan sonra işte 3 kollu jant vardı. Ona 12 kollu janta çevirdiler. Onlar değişti. İşte EJO'da falan değişiklikler var. Hani ufak tefek değişiklikler var. Şimdi Turan Usta'm. Dün motorla ta İstanbul'dan buraya geldin sen. Zaten daha önce bildiğimiz makine. Biz bunu daha incelemesini yapmıştım ben daha önce. Onun ben yukarıya şimdi böyle linkini koyayım. Ersin 600 RR arkadaşımıza yapmıştık. Orada bayağı bir şey var. Şimdi biz bu genel bakışta ilk başta eksilerden başlayalım Turan Usta. Hemen eksileri söyleyeyim. Videoyu çok uzatmayalım. Abi göstergeler gerçekten bu motora göre çok şey kalıyor. Çok sade. Ve hiçbir şey yok. Değil mi Turan Usta? Vites göstergesi yok mesela. Bir yakıt koymuşlar oraya. Aynen. Bir yakıt koymuşlar. Bir hız, bir devir, başka aynen, bir şey yok. Başka bir şey yok. Sonra ikinci eksi ki ABS'li modelleri var bunların. Türkiye'ye ABS'li modellerinin gelmemesini eleştiriyoruz. Değil mi? Şuna bir ABS olsaydı artık. Mesela 2011 model 600 FA modelinde ABS var. Bunda yok yani. Bu 600 RR yani sonuçta. Ondan sonra işte kaydırmalı devriyajlar, quick shifter, işte o tarz şeyler yok üzerinde. Yani sade bir motor ama şimdi mesela Showa'nın arkadaşlar harbiden müthiş bir piston diyorlar işte, bunun amortisörleri var. Amortisörler muhteşem Turan Usta. Öyle değil mi? Güzel. Harika. Frenler ABS olmamasına rağmen Topiko'nun frenlerini kullanıyor değil mi? Frenler de harika. Tek parça evet. Tek parça. Bir eleştirimiz daha olsun. Şimdi bunun üzerinde işte Çin malı granajlar var. Orijinal granajları da elimizde. Siyah renkte. Granajları çok pahalı Turan Usta. 20 bin liranın üzerinde toplamda tutuyor. Yani şöyle söyleyeyim, bunu aldığınız zaman böyle hasar kayıtlara falan çıkarsa çok takılmayın. Şasisinde, makinesinde falan bir şey yoksa o hasarlar büyük bir ihtimal genelde granaj hasarıdır. Yani şunu kafa granajı bile daha önce ben videoda söylemiştim 5 bin lira. Yani Honda burada biraz öttürmüş yani sağ olsun. Ama işte şeyleri de gösterelim. Hani bu bazen şey oluyor ya, Çin malı granaj oturmuyor filan. İşte bakın şu şeyler olmuyor, bakın tam. İşte şu olay. Görüyor musunuz tırnaklar? Bunlar tam oturmuyor. O olayı da böyle şeyine yapalım. Ama makine kudüs. Değil mi Turan Usta? Harika çalışıyor. 500 kilometre kullandım. 500 kilometre. Arada gene çom 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 yanımdan geçiyor, bana şov yapıyor. Yok ya, yavaş kullandı. Yavaş kullandı. Gerçi gene çok şey kullanmadın. Yok. Her yerde polis var zaten, cezayı çakacaklar. Zaten bir kez egzozdan baktı değil mi adama, susturucu mu taktın, polis durdurdu seni yolda. Orijinal egzoz da bozuldu polis yani, ceza kesemedi. Bir sesini duysak ya Turan Usta. Abi çok güzel çalışıyor ya. Maşallah ya. Çok güzel çalışıyor. Makinesi hiç açılmamış, ellenmemiş. Peki. Virajları falan yetiş harika Turan Usta. Sen yorgun musun ya? Biraz şey, biraz ben de gece 2'de geldik değil mi? Gece 2'de geldik. Sabah zor kalktım. Sabah zor kalktım. Bir 500 de kilometre kullandım. Yol kullandım. Racing yani. Racing de yoruldu tabii ister istemez. Şimdi ben de çok yorgunum. Sen bakma öyle sana diyorum da. Ama Allah'tan uyudum ben yani. Valla bu motorda aslında çok fazla öyle eksi olarak söylenecek bir şey yok. Yani bu tarz mı düşünen arkadaşlarımızın biz şiddete tavsiye ederiz. Honda hani rüştünü ispatlamış bir motor zaten yıllardır. Bu kasa 2013 ile 2017 arasında üretildi.
Ve Honda sonra bir karar aldı. Ben dedi 2017'den sonra bu motoru üretmeyeceğim dedi. Ve bu artık üretilmiyor bu motor. Bunun işte yeni serileri çıktı. İşte 650 RR falan çıktı falan vesaire. Ama 600 RR efsanedir. Herkes bilir yani. Herkes almak ister o motoru. Özellikle Racing çakı. Kullanımı çok kolay bir motor. Değil mi Turanslı? Turanslı şu üstüne bir otursana ama kullanım şeklinde görsün arkadaşlar. Kullanımı en kolay Racing motorlardan bir tanesi arkadaşlar bu. Evet, görüyorsunuz. Çok şey ya, çok rahat değil mi? Çok rahat ya. Bana göre yapılmış. Evet, gerçekten çok rahat. 500 kilometrelik şeyleri söyleyeyim mi hocam? Söyle izleyelim Berin abi. Hocam şimdi gaz tepkisi çok ani değil. Aslında mesela bir yandan iyi. Evet. Çünkü mesela R6'da kullanırız, çok evet. Kullanırız böyle. Ani hızlanma falan böyle şey atmıyor seni. Çok tatlı. Çok tatlı böyle açtın mı ondan sonra 7000 devirden sonra şunduruyorum. Şunduruyor ama alt devirler biraz. Alt devirleri yani biraz düşük. Düşük. O alt, noktası. Yani gene tekere kalkmayacak diye bir şey yok çünkü yani. Gördük canım tekere kalktın gene. Yani. Birinci viteste gene çat 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 götür koyuyorsun. Kullanım çok önemli bunda. Virajları çok güzel. Motoru herhalde biraz kısaltmışlar mı? Abi motoru şimdi şöyle eski şeylere göre sanki böyle. Gerçi yani 2000'e çok şey yok ya. Yani bunları artık böyle ufaltmışlar sanki aynen. Motoru. Hani eski seriler gibi değil. Ondan hani kullanımı çok rahat. Kullanımı müthiş rahat ya. Yani racing motor kullanıyorsun yani sonuçta. Virajları falan çok. Virajları çok dengeli. Bir de çok gerçi şey yapmadım ama yakıtı bence çok iyi yaktı. Evet. Yani az yaktı. O iş tabii şimdi basmana göre aynen. Kaç paraya geldik İstanbul'a biz? Oradan buraya. Ya 130 liraya falan geldi. 130 liraya geldi aynen. İstanbul'dan buraya. Aynen. Çok iyi rakam gene ya. Tabi bastım mı gene hani yardırır da ama hani ortalama bir kullanımda yani 7 litre değil mi? 7-8 litre. Ortalama herhalde bizim ortalama hızı 130-140 falandı. Ortalama öyleydi. Bayağı ya Ersin'le biz daha önce inceleme yaptığımızda Ersin işte 4.5 litreye kadar düştüğünü söyledi sakin kullanımda. Hani 90'la falan gitsen abi dedi 4 litreye kadar düşürdüm dedi ki 600'lük motor için çok iyi. Şimdi sonuçta Honda malzeme kalitesini almamıza gerek yok zaten. Şu maşayı falan görüyorsunuz arkadaşlar. Abi şeyi çok güzel ya. Makine çok güzel çalışıyor. Bir de abi yeni makine alacaksın işte yani. Böyle yeni çok önemli ya bu makineler. Onu konuştuk biz sabah. Şimdi tamam eski makineler eyvallah var ama yeni makineler ABS'in bir başka. Yerini koymuşlar takmamışlar. Değil mi? Ama frenleri güzel gene ya. Ön fren çok güzel çok ya. Çok güzel ön fren harika ya. Ama biz lastikleri değiştireceğiz tabi. Amortisörler çok güzel çalışıyor. Aydınlatmalar harika. Aynalar çok güzel yani motor. Bu model bir motorist için biçilmiş kaftan. Öyle değil mi Turan Usta? Debriyaj çok yumuşak. Vites geçişleri harika. Valla bu motora böyle alıp böyle deli gibi hor kullanmadığınız sürece ömürlük ya bu motorlar. Öyle değil mi Turan Usta? Çok güzel motor abi. Gerçekten hem gösterişli. Valla biz şiddetle tavsiye ederiz. Hani bulursanız eskisini de tavsiye ederiz. Hani eskisi de 2007 var yani 2007 kasalar. Onlar da çok güzel mesela. Hani temiz makine bulursanız ve bu tarz istiyorsanız gerçekten çok güzel makine. Biz de bunu işte satacağız yani motoru da. Üzerinde orijinal egzozu var. Orijinal egzoz çok ses çıkarmıyor ama. Çok tatlı bir sesi var. Ki bunlar biz arkadaşlar Yoshi'nin egzozunu da verdi bize. Ama abi egzozum da çok sakata bindi son dönem yani. Şu polisler sürekli durduruyor, 1000 lira ceza kesmek için yer arıyor. Bir de biliyorsun kapatıyorlar falan. Yok bir daha vizeye git falan filan böyle bir hafta süre veriyorlar. Çok sıkıntı şu ara egzoz. Koruma takozları yapmış arkadaş buraya. Motor güzel ya. Ki genelde hani İstanbul motorları ve arabaları yani biliyoruz hepimiz yani buradan çok şey değildir yani mutlaka bir şey çıkar ama bu motor düzgün çıktı şansımıza. Aldığımız arkadaşla buradan selam olsun. Çok düzgün bir arkadaştı. Başka ne söylüyorsun Turanslı'm? Elcikler, manetler filan vesaire zaten hepsi 10 numara. Motor genel olarak güzel ya. Çok şey evet. Yani. Fiyatını eleştirelim. Şimdi nasıl eleştirebiliriz? Şimdi abi bir tane sıfır bulduk. Sıfır varmış bir arkadaşta. 88 bin lira istiyor. Altın elbise adam 2015'li motoru incelemiş. O zamanki satış fiyatı 37.500 liraymış ya. 88 bin, 90 bin lira diyelim. Şimdi bakıyoruz sahibinden ne? İşte 33'ten 34'ten başlıyor. 70 lira bile isteyen var ikinci eline ve hepsi aynı kasa motorlar. Sadece yani model farkı var.
biraz fiyat skalasında bir tuhaflık var motorun yani satışta. Herkes aynen kafasına göre biraz fiyat istiyor. Mesela ben baktım adam 2016'sı var, adam 60 bin 66 bin lira para çekmiş. Anlatabiliyor muyum? 40 bin liraya da var, 54 bin liraya da var. Biraz işte onu araştıracaksınız artık, bütçenize uygun bir motor bulacaksınız. Hasar kayıtları genelde bakın söylüyorum, granajlardan yüzünden çıkıyor. Şasisi düzgünse, ön düzün düzgünse, makinesi düzgünse hiç takılmayın arkadaşlar yani. Bu zaten hep söyledik. Suzuki'de de böyle, Kawasaki'de de böyle. Hasar kayıtları bunların granaj yüzünden çıkıyor. Şasisinde kaynak falan olmadığı sürece bu motorları gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Makinesi de açılmamış olsun tabii bu arada. Onun haricinde biliyorsun gidonomer soru koydular buna evet. Turanus'tan. 2007 ile o kafa sallıyordu, tank slipper'ıyordu. Şu gidonomer soru koyunca o işi de çözmüşler. Motor giderken değil mi? Yolda taş gibi oluyor şey. Taş gibi oluyor. Virajları falan bayağı. Virajları bayağı etkiliyor. Kontra falan yaparak gidebiliyorsun. Gidebiliyorsun. Ya. Abi tam yarış motoru ya. Tabii yarışçı arkadaşlar bunu ön tarafına falan işte frenlere falan modifiye falan yapıyorlar. Buna iki tane Pirelli'lerin böyle çok güzel bir serisini çakacaksın abi. Tamam mı? Ondan sonra da bineceksin. Başka hiçbir şey yapmayacaksın. Hatta çoğu arkadaş ne yapıyor? Orijinal granajları çıkartıyor Turanus'tan değil mi? Ha onu da gösterelim. İşte bayağı, yan sanayi granaj takıyor. Bayağı büyük yapmışlar buraya hocam. Evet. Çok büyük. Tamam kas bilir. Aynen. Gene bayağı şey evraklarını falan koyarsın işte şeyine falan. E bunlar da böyle abi şimdi Razik'te şimdi bu bir eleştiri olamaz yani. Abi o granajlar da çimbalı granajlar da 2.5 lira falan bulunabiliyor bunlarda. Ön kafanın şeyi çok güzel ya. Dizaynı çok güzel değil mi Turanus'tan? Bir şey yapsana ya Turanus'tan şunu bir ön şeyini açabilir misin bir zahmet? Farlarını falan şöyle bir görsün arkadaşlar. Abi çok güzel motor ya maşallah. Evet. Çok güzel ya. Yolda da bir gidiyor arkadaşlar, bir uzuyor. 260'ı anında görüyor. Dediğim gibi ağırlığa göre değişen bir top speed'i var. İşte internette baktık YouTube'dan 280 yapan var. Değil mi? Burası 284 yapan var filan vesaire. O modifikasyonlara göre değişiyordur tabii filan. Yazılım mazılım atıyorlarsa filan değişiyordur. Vallahi arkadaşlar böyle bir motor istiyorsanız hani Honda 600 arar şiddete tavsiye ederiz. Hani gözünüz değil mi kapalı Turanus'tan alabilirsiniz yani motoru. Çok güzel ya. Yakıtı da uygun. Sorunsuz. Kafanız rahat olur. Öyle deli gibi de kullanmazsanız hani orasını burasını koparacak kadar basmazsanız bu motor sizi var ya yıllarca yürütür yani. Belki satmayız ya bunu. Turanus'tan. Aynen. Bir kenarda dursun ya. Evet Turanus'tan var mı başka söyleyeceğim bir şey? Detaylı incelemesini de benim dediğim gibi diğer linki koyayım yukarı bir daha. Orada bakabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz Turanus'tan.